Az TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. İkili oyun programımızda karşınızdayız. Her hafta Perşembe saatleriniz 22'yi gösterdiğinde olduğu gibi bu haftada ben Samet Sicirolları ve spor servisinden değerli arkadaşım Tolga Öztaş ile birlikte Bursa Spor başta olmak üzere sporda öne çıkan gelişmeleri konuşmaya gayret göstereceğiz. Yaklaşık 40 dakikalık bir süremiz var. Reklamsız bir şekilde spor konuşacağız, futbol konuşacağız, gündemi değerlendireceğiz Tolga Öztaş. Hoş geldin. Hoş bulduk Samet Zinciroğulları. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Buyurun. Parlıyorsun biraz bugün. Akşam halı saha vardı. Hı-hı. Bir kaza yaşadım, şu an çok belli olmuyor ama tam nasıl şöyle bir kaza, şurada. İş kazası mı? Ya sen de maçtaydın ama tabii şu an tribünlere oynadığın için bunu anlatmamı istiyorsun. Evet. Ben biraz maçta idare ettim, kondisyonum zayıftı. Evet, ben maçın adamı seçilmişim gene. Hani, öyle mi? Evet. Biliyorsun zaten bu durumlar normal benim için. Ama sen her maçı yani... Çok önemli bir maç olsa bile aslında profesyonelliğini gösteriyor senin bu. Profesyonelliğini gösteriyor. Her maçı ciddiye alıyorsun. Ya iddiasını olsa bile, gazozunu olsa bile sen aynı ciddiyetle sahadasın. Keşke senin gibi düşünse futbolcular. Bak, şöyle bir durum oldu akşam. Bir arkadaşım dedi ki hani benim için oyna bugün. Ben dedim tamam. Bütün her şeyimi verdim sahada. Ama yani genel... O yüzden... Futbolun özelliği de budur yani. Evet, her şeyi vermek lazım. Akşam işte o yüzden de biraz kendime dikkat etmeyince böyle düştük şeyler oldu. Adamın rakibin ayağını hissedemedim o an. Evet. Biraz bileğime basmış gibi oldu. Hı-hı. Ben de dengesiz düştüm. Sen biraz şu an ciddi ciddi pozisyonu anlatıyorsun. Evet, anlatıyorum tabii ki de. İlginç bir pozisyondu. İlginç pozisyondu. Bence kırmızıydı. Kırmızı verilebilirdi ama şöyle devam edeceğim. Tam halı saha havalarına girdik aslında. Yazın evet. Biraz halı saha maçları zor oluyordu. O yüzden askere gönderiyor seni. Sen oynayamadın için. Ben de son maçlarımı artık şu bile törenlerimi gerçekleştiriyorum. Yavaş yavaş konularımıza, gündemlerimize geçelim. Bizim üstümüzde de bir ağırlık var. Tüm reji ekibimiz olarak kameramanlarımız biz. Güzel bir yemek yedik biraz önce. Üstüne dönerimizi yedik. Yemişsiniz. Hatta bir tartışma yaptık. Döner tavuklu mu olur, etli mi olur diye. Benim bildiğim tavuk döner olur yani. Tavuk döner olur. Evet, ben onu da daha çok seviyorum. Abi eti aslında ekmeğin içinde harcamak bana biraz saçma i̇şte, geliyor. Hani yani, et varsa. Evet, hani döner dediğin şey hani porsiyon gelir. Et dediğin zaman aynen. Hani porsiyon, tavuk gidip tavuk porsiyon yemezsin genelde. Yani tavuk porsiyon yani, saçma evet, geliyor. Evet, tavuk ama et. Öyle ekmek arası mis gibi döner olur. Bence gene de. Nereden nereye geldik ben gene anlamadım. Sizin orada tavuk dönerleri meşhurdu değil mi Muğla'da? Evet, çok Muğla'da güzel bir döner vardı. Bizim orada da meşhurdu. Gerçekten Adana'da yani, dönerler çok güzeldi, dürümler. Karnımız acıktı bu saatte. Yavaş yavaş başlayalım programımıza. Bursa Spor'la başlayalım yine Tolga, standart biliyorsun ama Bursa Spor'la başlamadan önce şöyle bir detay hatırlatalım. Şu anda UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor Krasnodar maçı devam ediyor. Saat 23'te de Beşiktaş Braga'ya, Medipol Başakşehir Wolfsberg'e konuk olacak Avusturya temsilcisi. Trabzonspor 2-0 mağlup durumda. Türk takımları maalesef iyi gitmiyor. Aslında Bursa Spor'dan başlayalım dedim ama madem ya Avrupa Ligi'nde yol açtım evet. Sana Galatasaray'da başta olmak üzere konuşabiliriz. Aslında bu sadece Galatasaray'ın değil, Beşiktaş'ın sorunu değil. Maalesef bu sene bir basiretsizlik mi diyelim? Sadece bu seneye özel bir durum mu diyelim? Yoksa sıkıntının kaynağını bulmak gerçekten güç. Ucuz kadrolarımız yok, ucuz sahalarımız yok. Stadyumlarımız gayet yeterli. Ama maalesef istenmeyen sonuçlar alıyoruz. Maalesef buna teknik direktörlerimiz de çanak tutuyor. Bugün Ünal Karaman Trabzon'un B takımıyla çıkmış Krasnodar mücadelesine. Trabzon'un gruptan çıkma umudu olur olmaz. Orası beni ilgilendirmez bir futbol ülke sever futboluna olarak. Ülke futboluna katkısı. Yani sadece oyuncu yetiştirip satarak ülke futboluna katkı sağlamıyorsunuz. Mesela Ünal Karaman'ı biz seninle geçen seneden beri hani yılın hocası, devrenin hocası demiştik. Bu senenin hatta çok fazla inananı vardı Ünal Karaman ve Trabzonspor'a bence yani bugünkü yaptığı rezillik. Yani sen ülke futbolunu, ülke puanlarını hiç düşünmüyorsun. Ben şampiyon olayım da bu sene hani ya da önümüzdeki hafta milli takım arasına sağlıklı oyuncularla, dinlenmiş oyuncularla oynayayım diye düşünüyorsun. Tolga ben şunu çok anlamıyorum. Ucuz. Geçen senenin özellikle ikinci yarısında Trabzonspor'un yegane hedefi 5. olmaktı. 5. olarak Avrupa Ligi'ne katılmaktı. Evet, öyle. Ya bu hedefe ulaşınca neden biz böyle davranıyoruz? Burası çok değerli bir şey. Burası UEFA Avrupa Ligi. Sizin ligde Göztepe ile oynadığınız maçı 5 tane scout izliyorsa bu maçı 55 tane scout izliyor. Samet, mesela oyuncuyu burada pazarlıyorsunuz. Ülke puanı olarak çok değerli. Bir galibiyet 250 bin 300 bin euro civarı UEFA Avrupa Ligi'nde TL'ye vurduğun zaman ligle aynı paraya geliyor. Bizde maalesef sorun ne biliyor musun? Mesela bütün Avrupa ülkelerinde iyi bir takımımız olduğu zaman hani Avrupa Ligi'nde de bir hedefiniz vardır. Hani atıyorum herkesin de bizde mesela hiçbir hedef belirlenmiyor. Farkındasın mı? Türkiye Kupası'nda da belirlenmiyor. Gidebileceğimiz yere kadar.
Avrupa Ligi'ndesin, işte gruptan çıkıyorsun. Çıktık ama gidebileceğimiz yere kadar. Yani bizim rasyonel bir hedeflerimiz yok. Mesela Galatasaray'ın bu sezonki hedefi, hani kura çekildikten sonra çok tartışma olmazdı ama bu kadro kuruyorsan, bu kadar işte Falcao'lar geliyorsa, hedefin ikinci olarak o gruptan çıkmak. Birinci turu görmek olurdu hedefin. Bunu yapamadığın zaman başarısız olarak değerlendirmesi lazım aslında. Tabii ki bu kadroyu kurduruyorsa. Şu an bence geçtiğimiz seneye göre, geçtiğimiz senede Galatasaray bence büyük başarısızlık yaşadı. Tabii tarihin işte, en kolay grubundan çıkamadı bana sorarsan. Için, şampiyon olduğu için Fatih Terim Gökler'i çıkartıldı. Çünkü bizim ligimizde bütün hocalar öyle. Ligde yani şaka yapmıyorum. Mesela sallıyorum, Malatya Spor bu sene Avrupa Ligi'ndeydi ya. Hı hı. Şu an bu akşamla birlikte işte 4-4 yapıyor olsa, birinciliği garantilese. Ama ligde sonuncu olsa Sergen'i büyük ihtimal gönderirlerdi. Çünkü bizde değerlendirme sadece lig üzerinden yapılıyor. Hocalar sadece ligdeki konumuna göre gönderiliyor. Ya bize UEFA Avrupa Ligi nedense bir yük olarak gözüküyor. Hatırlarsın, Osmanlı Spor çok ilerlemişti UEFA Avrupa Ligi'nde. Sen de hatırladığın gibi. Bir sene sonra küme düştü. Evet. Akhisar Spor geçtiğimiz sene UEFA Avrupa Ligi'nde oynadı, küme düştü. Evet. Ya biz şunu gerçekleştiremiyoruz. Sadece biz yapamıyoruz. Çünkü sadece Türkiye takımları değil, Genk'i görüyoruz, Slavia Prag'ı görüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde çatır çatır performanslar sergiliyor. Aynen bu takımlar. Öyle. Bunlar da haftada iki maç yapıyor. Ya, hani bir de Perşembe, Pazar oynamak artık çok normal futbolda. Bu maç yoğunluğu değil artık. Bu normal olan şey zaten. Dünya Kulüpler Şampiyonası açıklandı. Lig kupasıyla 24 saat arası sadece. Çift bir kadro kuracak biliyorsun Liverpool. Evet, aynen öyle. Hani, bir kaldı, bir 15 kişiyi başka bir yere gönderecek, evet. Bir 15 kişi lig kupasında kalacak. Yani çünkü hani o kadar oyuncu neden var zaten? Bizde olsa yer yerinden oynar Tolga. Böyle bir federasyon lig kupası maçını iptal etmiyor diye. Yer yerinden oynar yani. Yer dediğin gibi yani. Üzerimize oyunlar oynanıyor, kumpaslar geldi. Bir kupadan bizi elemek istiyorlar. Bu sene kupayı bize vermek istemiyorlar. Tabii. Hemen oralara giderdi iş. Biz zaten sağ dışını i̇şte konuşmayı ya, hani daha çok seviyoruz. Biz işte hep sağ dışında oluyor olaylar. O yüzden sıkıntı var. Bir de maalesef lig üzerinden. Ligde şampiyon olan mesela geçen sene ya hakikaten bak çeyrek final oynasaydı Galatasaray gruptan çıkıp yarı final çıksaydı ligi ama 5. bitirseydi gene çok büyük sıkıntılar yaşardı. Yani, çünkü bize sadece lig üzerinden. Aynı sıkıntıyı Zico yaşadı biliyorsun. Evet. Fenerbahçe ile çeyrek final yaptı, ligde ikinci oldu diye gönderildi. Evet, yani zaten diyorum ya bizim ligimizde oralar değerlendirilmiyor maalesef. İşte bu da nasıl diyeyim, hedefsiz, vizyonsuz yöneticilerin sadece yerel ligi kapsayan başarı endeksine bağlı bence. Yani ben gerçekten üzülüyorum. Galatasaray maçında da bir Türk futbol severi olarak çok üzüldüm. Çünkü hani bugün aynı şeyi herkese konuştuk. 6-0 yenilebilirsiniz. Normal yenilebilirsiniz, 6-0 da yenilebilirsiniz. Seninle konuştuk. Ama bugün, hani ekstrem bir durum olur. İkinci dakikada 10 kişi kalırsınız. Real Madrid 6 kere gelir, 6'sı da gol olur. Atıyorum Muslera sakatlanır 5. dakikada. Hani çok şanssız goller yersiniz. Dersiniz ki ya biz gittik atamadık, geldiler attılar. Öyle de değil. Yani 6-0 şey aslında olağan 6 sonuç. Tabii. Olağan 6 yani. Yani Muslera'nın gene Isco'nun kafası yani oyunda 6-0'lık. O kötü asıl. Hani skor 6-0 olur. Evet, oyun. Hani oyun olarak hani Türkiye şampiyonu Galatasaray ne olursa olsun orada Türkiye şampiyonu olarak ülkeyi temsil ediyor. İspanya'da sıradan bir taraftar, Madrid'in arka sokaklarında oturan bir taraftar maça gitti dün mesela. Ya dedi ki arkadaşlarına, Türkiye'de futbol mu oynanıyor o zaman bu Türkiye şampiyonuysa? 11 yabancı da çıkmış. Sınırlaması ya ben ona diyorum. Çok takılmıyorum. 11 yabancı, 11 Türk. Onun pek önemi yok. Beşiktaş'ta çok Türk de çıkıp 8 yemişti. Yani Türk yani, yabancı olarak bakmayalım. İyi hayır, futbolcu, kötü futbolcu olarak bakalım. Mesela işte bir de çok kiralık oyuncu var bu son dönemde bizim. O zaten büyük problem. Bursa Spor'un geçen sene küme düşüşünü de sen de ona bağlamıştın biliyorsun. Fenerbahçe'de aynı problem vardı. Yani, dün Galatasaray'ın 4 düştük, oyuncusu kiralık değil 11'deki. Küme düştük. Seve gayet hiçbir şey yok. Sanki o küme düşmemiş. Ama normal. Hani normal. Hiç sallamıyorlar. Mesela ben dünle ilgili en takıldığım nokta, yani Lemina nasıl oyunda kaldı ben onu anlamadım. Ya ben Fatih Hoca'nın yerinde olsam 11 değişiklik hakkımı kullanırdım yani. Yani 11'de 11 Mourinho'nun bir kere öyle vardı. Bir lig kupasında ilk yarı 2-0 geride kapatmıştı. İkinci yarı 3 değişikliğe çıkmıştı. Dediler ki neden hani 3 hamleyle şimdi yaptınız? Elimde olsa 11 kişiyi de çıkartırım demişti. Tam öyle bir maçtı. Hani benim de aklıma direkt o geldi ama ya diyorum ya hani biraz aidiyet olması lazım oyuncularda. Hani ya sadece para için oyuncu getirirseniz oyuncu da sadece para için oynar. Aslında sadece Galatasaray üzerinde konuşmayalım. Bursa Spor da öyleydi. Evet. Fenerbahçe de öyleydi. Benzia'sı, Silmanis'i, Ayev'i hep kiralık oyuncular. Mesela, yerden sonra ligden siz koptuğunuz zaman bu oyuncular da kopuyor. Sadece para almaya bakıyorlar. Bir de mesela biz hemen biliyorsun Türkler olarak hemen ara yolları, arka yolları, kısa yolları hani kuraldaki
o şeyleri, açıkları hemen bulmayı seviyoruz. Mesela bizim takımlarımızın hepsinin neredeyse şeyi var. Transfer yapma yasağı var. Hem de UEFA'dan var. Hani sattığın kadar alabiliyor. 3 tane takımımız da öyle gidiyor. Galatasaray öyle yapmıyor. Ya da Beşiktaş ya da Fenerbahçe. Bu sefer oyuncuya fazla para veriyor. Hani bonservis bulamam ama hani kadrolar da o yüzden çok şişik. Yani oyuncuya sen değerinden fazla parayı verirsen gelmesi için... Oyuncu bir de gitmiyor sonra. Tabii gitmez. O manşı bir yerde bulamadığı için yani gitmiyor. Gitmez tabii. Şu an mesela Babel'i yollayın bakalım, yollayabiliyor musunuz? Nereye yıllık yollayacaksın 3 milyon ki? Euro imza parasıyla birlikte. Nereye yollayacaksın? Babel'e kim verecek 33 yaşında 3 milyon ya euro? O yüzden... Tolga şöyle bir şey ekleyeyim. Yavaş yavaş da aslında Bursaspor'a da geçmek geçelim. İstiyorum. Galatasaray'ın en flash transferi kimdi sezon başında? Yıllar, yani, aylarca peşinden koşulan. Falcao. Falcao. Trabzonspor'un kimdi? Sturic. Falcao nerede? Ya Falcao mesela... Falcao bana içerideki Sivas maçında lazım değil ki. Falcao Türkiye'ye katkı yapacak. Real Madrid maçında oynayacak. Sturic. Tamam 1, 2, 3 iyi maçını gördük. Golleri, asisti. Sturic bana Avrupa'da iş yapacak. Tabii ki yani. Doğru planlamış. Sakatmış. De, doğru yaşayacak. Ya yani sakatlanma ihtimali varsa aynen, almayacaksınız. Bir de ona göre şey yapacaksın. Hani diyeceksin ki yani Trabzon Avrupa'da oynuyor. Türkiye Ligi'ni çok takip etmezler ama Rusya'daki maçta işte Krasnodar'da oynuyorsanız Sturic orada olduğunda farklı bakar zaten. Dış basın da farklı bakar sana. Yani Falcao da öyle. Yani Real Madrid'in deplasmanında Falcao ile gitmek çok farklı olurdu. Tabii. Ya dediğim gibi yıldızları kullanmak lazım. Bunları lig için değil yani. Ya bence artık Tolga yıldız almamak lazım. Çünkü bu yıldızlar neye göre yıldız? Kime göre yıldız? Yıldız adayı futbolcuları almamız lazım. Kendisini ispatlamak için gelen futbolcuları almamız lazım. Katılıyorum. Falcao gibi, Sturic gibi. Yani Kolombiya'dan gidip 22 yaşındaki Falcao'yu bulalım ki bu hayal değil. Yine arkadaşlarla yani konuşmuştuk akşam spor bülteninden önce. Yani Dortmund Kagawa'yı Japonya 2. liginden buluyor. Evet. Porto yani... Hulk'u Japonya 2. liginden buluyor. Bizim Yağız biliyorsun büyük Galatasaray'da. Herkes Falcao konuşuyor. Kroos da nerede diyor. Fenerbahçe'de. O da şimdi oraya yönelmiş. Max Kroos'e. Nerede diyor? Nerede diyor? Son iki haftadır sakat da şimdi Falcao ile Kruse'nin kariyerleri aynı basamakta bile bulunmaz. Bence çok farklı örnekler de. Kruse iyi topçu. Falcao dünya yıldızıydı. Yıldızıydı evet. Ama. Ya gerçi hadi bu konuyu kapatalım. Rejimizi falan daha fazla, çok üzmeyelim. Çok fazla maaş veriyoruz. Rejimizi ve Yağız'ı çok üzmeyelim. Yönetmenimiz İlker Başbuğ da biraz önce paralel bir şey söyledi. Johan Cruyff'in biyografisinde de var. 70'li yıllara damga vuran Ajax takımında şöyle bir sistem vardı. Daha sonra Cruyff hoca olduğu zaman da. 1 milyon euro mu istiyorsun? %20'si peşin, %80'i maç başı. Bunu da seninle zaten başarı, sık sık konuşuyoruz. Başarı primi, golcüsü ise... Gelmiyor musun? Gelme. Tamam ya, golcüyse gelme yani. Gol attığın zaman prim al. Kazandığın zaman al. Defans mısın? Gol yememe primi. Kaleciye mesela. Ya bizde, hani bilmiyorum dışarıda da böyle mi? Hani yerli, yani yedek kalecilere ilk 11 oynamış gibi prim veriliyor bizde. Maç başı oynamış oluyor. Onların mevkisi sıkıntılıymış. Gelmesin, oyuncağı yere gitsin. Alma. Ya biraz da bizim futbolcularımız da Cuma günü Galatasaray maçını izlerken Ahmet Çalık'ı görünce aklıma geldi. Ahmet Çalık hatırlıyorsun. Galatasaray'a gelmeden önce milli takım stoperiydi. Evet. Gençler Birliği'nde. Bayağı onun için de gene Galatasaray'a gelip 800 bin eurosunu alıyor. Ki Ahmet Çalık'a neden bir Türk takımı euro üzerinden maaş verir o ayrı bir tartışma konusu. Ben diyor Galatasaray'dan 800 alayım senede 10 maç oynayayım. Bunu atıyorum Sivas Spor'da oynayıp yıllık 600 bin euro almaya yeğliyor. Hani 10 maçı 35 maça tercih ediyor. Bu zihniyette futbolcular olursa zaten ya maalesef işte zaten... bir yerden bir yere gelmen çok zor. Bunun yabancı sınırıyla alakası yok. Yabancı sınırı var diyelim. Galatasaray kimle oynayacak? Zaten şöyle bir durum var. Ben onu bak orada sen yanlış anladın. Yok sana demiyorum ben genel yok, söylüyorum. Yabancı sınırı bence olmasın zaten. Ama şu an yabancı sınırı var zaten ayrıca. Ya tabii 14'te sınırlı zaten. İlk 21 kişiye 12 de, kişi yazabiliyorsun. Evet bir tane yedeğe bir tane yabancı yazabiliyorsun yani şeyden sonra. Bir de değişik bir kural var. Kadronda bir tane yerli kaleci olacak. Yedek kalecin illa yerli olacak yani. Eğer az kalecin bunun, yabancıysa. Buna benzer başka kurallar getirin. 5 oyuncu altyapıdan olacak diyeyim mesela. Aynen 21 öyle. Bırakın, kişilik kadroda. Bırakın, aynen serbest bırakın. Yani 5 tanesi altyapıdan olacak. Dünle ilgili ne söylüyorduk? Bu da son cümle olsun. Galatasaray'da Türk yok. Real Madrid'de kaç tane İspanyol var? Ramos'ta Carvajal. Aynen. Isco sonradan girdi. Ya, yani ama işte, Real Madrid'de de 2 İspanyol var. Direkt 11'de oynadın haklısın ama yani mesela orada da her zaman vardı. Mesela bir Raul, Guti, şu an Ramos onların başını çekiyor. Hani bir tane oyuncu diğerlerini ateşleyecek şekilde. Ama hiçbir zaman şekilde, çoğunluk İspanyol tabii, olmuyor. Zaten aynı çoğunluk şekilde, olsun diye demiyorum ben. Hani orada diyorum yani mesela Ömer Bayram girdi. Bence yani Türk bir takımın o duruma düşmemesi için
herkesten daha çok çabaladı. Gerçi Ömer Bayram'ı da sen yetiştirmedin. O da ayrı bir problem. Ya tamam, ayrı problem ama en azından Türk stüdyosunda ve Türk milli takımında görev alan bir oyuncu. Türk milli duygularını düşünerek bence daha fazla mücadele edelim. Bence biz bu milli duygulara geçen sene Samet Aybaba'nın yaptığı gibi çok fazla takılmayalım. Bence benim görüşüm bu. Yani duygudan ziyade artık taktikler konuşuyor. Biraz önce söylediğim Genk o nasıl oynuyor? O zaman Fatih Terim başarısız. Slavia Prag nasıl taktik oynuyor? Fatih Terim'e yazar. Şu ana kadarki Galatasaray'ın performansı Fatih Terim'e yazar. Bundan önceki iki sezon nasıl şampiyonluktaki başarıdaki en büyük pay ona yazarsa bu başarısızlıkta Fatih Terim'e yazar ya. Tek başına Fatih Terim olduğu için Fatih Terim başrolü alır da Muslera da çok büyük etkendir diyelim. Tamam. Bursa Spor'a geçelim. 15 dakikayı 16 dakikayı doldurmuşuz. Bir de diğer maçlarda inşallah Başakşehir bence çok önemli şansı. Tabii. İnşallah kazanır da Wolfsberger'de iyi takım yani. Çok diri bir takım. Evet. Çok hızlı, çok koşuyorlar. Şu anda yani Bundesliga'nın lideri Mönchengladbach deplasmanda 4 attılar evet, biliyorsun. İşte o yüzden çok önemli bir maç. En şanslı ben Başakşehir görüyorum. Başakşehir bu maçı yenerse içerideki maçında kazandığında 10 puanla gruptan çıkar. En azından kaç senedir eleştirdiğimiz Başakşehir Okan Hoca ile belki bir şeyler yapar ya biraz, da güzel olur yani. Biraz önce Ünal Karaman'ı eleştirdiğimiz kısımda yine Abdullah Avcı'yı da bence eleştirmeden geçmeyelim. Gene Avrupa Ligi gene yok. Yine takımın yarısını götürmemiş Braga'ya. Kendi de gitmemiş bu üzücü sefer. Hani o kadar lige sarmış kendi de gitmemiş. Üzücü. Balıkesir Spor maçına Yalçın Koşukavan açıklamalarıyla birlikte geçelim istiyorum. Çünkü bana ilginç geldi. Bilmiyorum sen nasıl yorumlarsın. Bu sonuçlar olacak çok normal. Ya, bu benim ifadem değil, Yalçın Koşukavan ifadesi ve ikinci cümlesi de rakibimizi çok iyi tanıyorduk, çok iyi hazırlandık, bize karşı böyle oynayacaklarını biliyorduk lafı. Ama ilk yarıda görüyorsun Bursa Spor alelade bir takımmış gibi. İki pas yapamadı. Yani madem bu kadar hazırlandık, neden böyle oldu Tolga? İlk sözlerine geleyim, ben hani bu konuda bilmiyorum, takıma çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum Samet. Biz hatırlarsan ilk programlarda nasıldık burada? Yani bizim bile umudumuz kalmamıştı neredeyse. Sonra gençler çıkıp çatır çatır oynamaya başladılar. Karagümrük maçını yensek bile bizim umudumuz oldu dedik. Sonra Akhisar'ı burada yendik. Deplasmanda transferler geldi. Daha çok umutlu olduk. Eskişehir'i yendik deplasmanda. İşte sadece 3 oyuncu oynadı. Recep ki sonradan çıktı. Hani eksi 3 puan cezası geldi. Artık onu unutmamız gerekiyor ama hani şu an dediğim gibi rasyonel sistemde Bursaspor'un 19 puanıyla İkinci sıradaydı hani mantık gerçekten. Bu takım şu periyotta bence bu şekilde devam ederse çıkmanın en büyük adaylarından birisi. Bursa Spor 10 hafta sonrasında sence başarılı mı başarısız? Bence başarılı. Sonuç olarak kesinlikle başarılı. Bir de oyun kurma açısından da yani sen biliyorsun takım kurulacağı zaman hani yani takımın birlikte oynaması gerekiyor. O şey bu süreçlerde sadece hani bazen oynamadan da kazanarak geçmemiz lazım. Biz ama yani neredeyse o Kubilay'ın son dakika attığı golü bile sevinemeyecek durumdayız. Yani son dakikada zorla yendik. Burak çıkmasa yenemeyecektik yorumları görüyorum ben. Ya Burak çıkmasa ne demek? Ya o zaman Ümraniye golü atmasaydı biz de yenilmezdik gibi. Hani Ömer Üründür yorumu gibi oluyor. Burak çıkmış, oyuna girmiş, etki yaratmış bir maç. Zaten bunlar etki yaratsın diye buradalar. Hani maç kazandırmak için buradalar. Yalçın Hoca'nın da o sözlerine, ilk sözlerine aslında biraz hani bu işi artık normale çevirmemiz lazım. Çünkü biliyorsun böyle hedefler Türkiye'de pek tutmuyor. 17'de 17 hedefimiz vardı bizim iç sahada. Ve ilk beraberlikten sonra sanki 2-3-0 yenilmiş gibi tepkiler almaya başladı takım. Evet kötü oynadı ama gol yemedi. Çabalamadı mı? Çabaladı. İşte Diarra'nın o pozisyonu var. Recep belki biraz da akıllı bir futbolcu olsa ya da yerine başkası olsaydı gol melekeli daha yüksek. Hani Alakman bile olsaydı belki de o golü topu takip edebilirdi. Burak'ın pozisyonu var. Burak'ın pozisyonu var. Mesela Burak aslında biz şu an çok farklı bir şey konuşuyorduk burada. Değil mi? Yani bak sadece sana Buran golü olsaydı biz şu anda 18 puanla ikinci olsaydık. Hayır, biz şöyle konuşuyorduk. Birinci mi oluruz, ikinci mi oluruz senesi? Evet. Onu işte, konuşuyorduk. Yani şu anda mı sadece 2 puan kaybettiğimiz için içeride gene bir anda dip yaptık. Hani bütün camia dip yaptı. Yalçın Hoca ile olmaz. İşte hani başkan ne yapıyor ki para ödemiyor. İşçileri çıkarttı personellere. Ya ben kendim hatırlıyorum. 2,5 sene önce bir montajcı arkadaşımız vardı. Ya Karabük Spor Süper Lig'deydi Samet. Düşün yani. Karabük Spor biz deplasmana giderken tam o sıralarda 1-2 ay öncesinde personel çıkartıldı gene böyle Ali Ay döneminde. O çocuklar hala parasını alamıyor. O çocuklar da takımı kulübü mecbur artık 3 sene geçmiş üstünden mahkemeye arıyorlar. Şu an onları yani mevcut başkanı yazıyorlar. Ya biz abi çok çabuk unutuyoruz. Recep Büyükbaşı zamanı çok çabuk unutuyoruz. Bursa Spor dünya para kazandı. O bonservis rekoru kırdı. Ya şu anki mevcut başkan Mesut Mesnan'ı belki şöyle eleştirebiliriz Tolga.
4 aydır görevde kendisi ve somut bir plan gözükmüyor şu anda. Özellikle maddi anlamda, sportif anlamda da bence somut bir plan gözükmüyor. İlk 3 haftayı yok saymıştı hatırlarsın Mesut Mesut'tan. İlk 3 hafta son 48 saat kala transfer tahtası açılmıştı. Bursa Spor yeni transferlerinden ne kadar fayda alıyor tartışılır. Devre arası nasıl bir operasyon olacak tartışılır. Sportif ben devre arasıyla biraz sıkıntılar olacağını düşünüyorum. Ben devre arası transfer yasa alacağız mı alamayacağız mı o ayrı bir konu ama kısa vadede nasıl transfer yasağı kalktı bir önceki borçlardan dolayı? Geçtiğimiz seneki futbolcuların borçları da gelecek önüne. Tabii. Bununla ilgili somut bir planı var mı başkanın? Ben hala bunu merak ediyorum. Yani şu an Bursa Spor'un başkanlık makamının farkını yaratmak için Mesut Mesut'tan ne yapıyor? Ben bunu merak ediyorum. Bir proje yürürlüğe soktu mu? Veya planımız var mı? Varsa biz neden bilmiyoruz? Camia neden, taraftar yani neden bilmiyor? Yani bunlar da çünkü evet. Biliyorsun -6 puan silinme cezası alınması gündemde. 6-7 milyon euroluk bir ödeme yapılmazsa Ocak ayına kadar. Bununla ilgili alınabilecek önlemler neler? Yoksa yine 24 saat kala Ali Nur Aktaş'a mı gidilecek? Mesela bizim planımız Ali Nur Aktaş'a gitmek mi 24 saat kala? Hani mevcut planımız ne? Ben bunu merak ediyorum. Yani ben işte katılmadığım noktalar şuradan geliyor. Evet haklısın söylediklerinde. Ya da kimsenin savunuculuğunu da yapmıyorum hani burada da. Bu takım düştü. Bu sene çıkamazsak da bence yani benim gördüğüm bir daha da zor çıkabiliriz gibi gibime geliyor. Çok daha zorlu çok bir zor olur yani. Yazın. Çok yani bu sene yani genç yani çok fazla genç gitti. Sence bu sene böyle oynayan Kubilay'dı, Burak'tı falan kalmak ister mi? Bence kalmaz gibime geliyorlar. Takım böyle olduktan sonra. Yani iyi bir bonservis bedeli getirirlerse ya gitmeleri Bursa Spor'un avantajı ne olur bana sorarsın. Yani işte o bize yarar mı? Ya da nasıl gidecekler? Gene TFF başvurup mu gidecekler acaba? Ama işte demeye çalıştığım nokta bu. Sen bence futbolcuları buraya sürükleme. Kubilay TFF'ye başvurmasın. Bunun önlemini al önceden. İşte dediğim gibi ya bir yerden bir kaynak bulmaları lazım. Onun çalışmalarını yapıyorlardır diye nedir? Düşünüyorum. Yapıyorlardır ama yani zaten Ali siz bunun için geldiniz. Ali Ağa gibi herhalde mıcır falan yapmayı düşünmüyorlar herhalde. Çünkü Ali Ağa döneminde de biliyorsun her dönem bir projemiz vardı. Mıcırlar geldi. Petrol ofisleri geldi, onlar geldi. Hiçbirinde yok. Püf. Ya en azından Ali Ağa döneminde acil durum butonu vardı. Eski başkanımızın cebi biliyorsun. Oraya bastığın zaman işte 1 milyon euro, 2 milyon euro, 3 milyon euro. Şu anda öyle bir acil durum da yok. Şu anki yönetimin cebinden para verme şansı çok çok düşük. Hani bizim planımız ne olacak? Bu sene Süper Lig'e çıkamazsak biz yine günü gününe yaşamayalım. Çıkamazsak bence o plan yok. Bence çıkarsak da bir plan yok. Bu ligin ikinci yarısında paralar nasıl ödenecek ben gerçekten çok merak ediyorum. Tüm gelirler teminlikli, aldığınız para belli, stadyumdan kazandığınız gelir belli, stadyumun isim hakkı ile ilgili bir çalışma yok gördüğümüz kadarıyla. Ben geçen gün bir konuşma yaptık işte oyuncuların açıklamaları vardı, şey vardı. Oradan kimden duyduğumu söylemiyorum ama sonuçta işte teknik ekipten orada konuştuk orada şeylere. Sezon başı bazı oyuncuları aradıklarında oyuncular böyle gelmek isteyen hani ben Bursa Spor'a gelmek istiyorum ama işte hocam paramızı mesela ne zaman benim çocuğumun çocuğuna yani torunuma bu parayı alabilir miyiz diye söylemlerde bulunanlar bile olmuş. Hatta bunlar Bursa kökenli oyuncular da var yani bunların içinde. Oğulcan Çağlayan gibi. Oyuncular haksız mı sence bunu söylemekte? Ya o zaman görüşme. Yalçın hocam ben seninle çalışmak istiyorum deme. Ama Bursa Spor'u bu imaja deme. Sokanların günahı yok mu? Tamam bunda? Var zaten ama o zaman da isteme yani. Ben seninle çalışmak istiyorum diyorum ama torunum alır mı parayı? Ya ondan sonra zaten aramayı kesmişler. Yani şu anki oyuncularla da bunlar konuşulmuş zaten. Ya belki ikinci yarı para alamayacaklar ama bunları bilerek gelen oyuncular şu an bunlar. Biraz onlara güveniliyor benim gördüğüm. Ya ben şu anda Bursa Spor'un mevcut kadrosunun da bu ligde bir veya ikinci olması... Biz de çok bak biz de mesela çok sağ dışını konuşuyoruz. Ama maalesef Bursa Spor'da o şekilde gelişiyor. Gündem o şekilde gelişiyor. Sağ içine geçelim yavaş yavaş. Forvet tercihinden başlayalım bence. Ben Selezon'un oynamasını gerektiğini biz düşünüyorum. Biz seninle burada birinci haftadan, ikinci haftadan Selezon geldiğinden itibaren konuşuyoruz. Kubilay size maç kazandırır, Selezon şampiyon yapar. Aynen öyle. Selezon yani hazır olsa, %100 hazır olsa zaten Bursa Spor'a gelmez. Bunu kabul edelim. Yani Selezon olsa, bu kadar çok çalışmak istese... Bu ligin en iyi santraforu. Yani. %60'ı ile oynasa bile bu ligin en iyi santraforu. Aynen öyle. Ya ben neden bahsetmek istiyorum? Şöyle bir şey var. Yalçın Hoca biliyorsun taktiklere çok kafa yoruyor. Bizim ikili oyunun kapağında da gördüğümüz gibi taktik şemalar, X'ler, O'lar çok güzel.
Keşke Bursaspor öyle bir futbol oynasa. Ama maalesef bu ligde biz de yavaş yavaş görüyoruz. Bu ligde Tolga teknik, taktik yani oynayarak kazanmak çok zor. İşte çok zor. Özellikle gol atamıyorsanız, savunmayı açamıyorsanız zaten beşli bir duvar karşılıyor sizi. Önünde bir üçlü karşılıyor. Yere yatanlar, oyundan geç çıkanlar, havadan oynayanlar. Bu ligi çok iyi bildiğini söylüyoruz biz Yalçın Koçukavan. Bu ligi çok iyi bildiğini söyleyen bir hoca bence 10 haftada oyununu oturtması gerekiyordu. Yani, ben hala Bursaspor başarısız demiyorum bu arada. Başarılı değil. Başarısız da değil ama bence. Ben nötrüm şu anki durumda. Ya ben şöyle bu durum. Biz mesela bu durumda hani zirveden işte diyelim 4 puan, 5 puan uzaktaysak eğer hani 15. hafta, 16. haftadan sonra böyle uzakta olursak ben başarısız derim. Ama şu anki mevcut şartlarda ben o yüzden başarılı diyorum. Hani şimdi Bolu'yu yenersek deplasmanda gene bak yani o rüzgar öyle bir değişik ben ki. Senin dediğine katılıyorum. Öyle bir değişik ki. Puan durumuna bakarsan şu öyle. Şu an var ya eleştirenler Samet yani hani nasıl dönüş yapacaklar ben düşünüyorum. Tolga şu anda da eleştirenler zaten puan durumuna göre eleştirmiyorlar. Oyunu puan durumuna bakarsan başarısız. Başarılıyız. Başarılı, evet. Ama hani Yalçın Hoca biliyorsun hep oyundan konuşuyor. Hatta sahanın ölçülerini söylüyor yeri geliyor evet. Zaman zaman. Futbolla ilgili temel bilgileri de veriyor kendisi sağ olsun. Ama 10 haftada ben bir ilerleme görmek istiyorum ya. Nasıl Galatasaray 6-0 yenildi olabilir diyorum ama oyun olarak da tokatlandın. Oyun olarak da çok ezildin. Bursa Spor yenemeyebilirsin. 0-0 kalabilirsin. Ama oyun olarak bence Balıkesir Spor'u ezmen lazım. Artı şu ezberi de bırakalım. Nasıl şunu bırakmamız gerektiğini söylüyorum. -3 puanımız silinmeseydi. Gitti, hadi onu unutalım. Bunu konuşmayalım artık. Evet. Yalçın Hoca'ya da bu sorulmasın artık lütfen. Aynen kesinlikle. Her basın toplantısında çünkü aynı muhabbet oluyor. Hoca şunu da çok inandırmış. Bu bence dezavantaj yaratıyor. Özer de aynı şeyi söyledi. Sen yaptın röportajı maçtan sonra. Balıkesir Spor 6-7 oyuncusuyla 3 senedir oynuyor. İstanbul Spor 5 senedir oynuyor. O zaman biz Özer Bursa Spor'da 3 sene oynayana kadar bekleyelim mi? Ya ki ben ona ben de katılıyorum. Bu ligin ilk 2 haftası, 3 haftası avantaj olur. Ama artık bunlara takılmayalım. İşte evet bizim Balıkesir maçını dediğin gibi oyun olarak yapmamız lazım da Yalçın Hoca'nın ikinci açıklamasına oradan katılmıyorum. Hani zaten Balıkesir Spor'un bize böyle oynayacağını biliyorduk. Karşılık veremedik demesi ki bence en sakin maçlarından birini yaşadı Yalçın Hoca. İlk yarı hiç karışmadı takıma, delirmedi. Aksine Ali Tan'dan ise ya bak başkası olsa Sarı Samet. Sarı kart gördü kendisi. O stat'tan da 30. dakikada atılırdı. Bir tane pozisyon oldu. O Aykut yaptı sanırsam. Bilerek sarı kart gördü. Hatırlıyor musun o pozisyonu? Hı hı. O pozisyondan sonra sahanın içine kadar girdi. Maçtan öncesi kendine çiçekler verilmiş. Bizim seyircimiz hiç tepki göstermiyor. Çünkü şampiyonluktan dolayı çok ayrı bir kredisi var. Çok ayrı bir yeri var. Bak başka bir statta yapsa atılırdı. Ya da onun yaptıklarını başka bir antrenör yapsa ya büyük ihtimal oraya böyle 100-150 tane çevik kuvvetli özel güvenlik falan gelirdi o kulübeyi yıkarlardı ya, yani. Tolga bilmiyorum senin antrenör görüşünde başka bir konuya kayıyoruz belki ama bir hoca tipi var mesela Fatih Terim. Devamlı yönlendiren bir hoca tipi var Aykut Kocaman yedek kulübesinde oturan. Sen hangisini doğru buluyorsun veya hangisi arasını, sana mantıklı geliyor? Arası geliyor bana. Sen Yalçın Hoca'nın ben bazen fazla abarttığını düşünüyorum. Evet. Hani ya en basit bir taç atışında bile hani taç atmayı öğretiyor gibi bir havası evet, var. Mesela ileri oynamayı aynen dediğin gibi Şevo mesela ileri atıyor topu neden geri oynamadın diye söylemde bulunabiliyor. Bence bunlar bu kadar da değil. Hani bu oyuncuyu da bozar. Sizin bir taktik disiplininiz vardır zaten. Oyuncuların maç öncesi bunu oynayacağız diye anlatırsınız. Maçın içerisinde değişkenler olabilir. Mesela 15 dakika gördünüz ki sol bek aksıyor. Hani adam sol beki değil de sol stoperli ikisinin arasına giriyor. Bunu sadece uyarırsınız. Benim görüşüm yani. Hani buna dikkat edin. Buraya bir önlem alırsınız. Yani ön libranızı oraya yaklaştırırsınız. Dediğin gibi yani orta yapmasını, pas atmasını bile karışıyor. Hani hoca bence orada da dediğin gibi yani bunun arası lazım. Zaten bir dizilişiniz var sizin. Bu zaman zaman antipatiye dönüşebilir anlamında söylüyorum. Tabii ben. Oyuncular da ters cevaplar yani, verebiliyor. Hani genelde böyle hocalar zaten oyuncularla bir kavga yaşıyor maçta. Ya yeri gelir Selezno bir hareket yapar sonra işler büyür. Tabii, özer bir hareket yapar. Yok. Şimdi siz o hareketi Burak Kapacı'ya belki yaparsınız tabii. Şimdi. Ligin ikinci yarısında bence onu da yapamazsınız. Hocanın Galatasaray'dan gidişinin en büyük sebeplerinden biri o. Çok iyi kadro kurdu. Galatasaray o kadro Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'e çıktı ve o kadroda işte senin dediğin gibi gençleri yapabilirsin onları. İstanbul Spor'da çünkü hepsini 3 sene önceden almıştı. Yani ikincilikten çıkarken bile oyuncusu vardı. Birincilikte mücadele ederken. Memes'e gitti gencecik çocuk. İlk defa böyle seviyede birincilik seviyesinde oynuyor. Onları dediğin gibi yapabiliyorsun. Ama
İşte papazlara geldiği zaman senin dediğin gibi el kol hareketleri, sonra oyuncu oynamak istemez, ters teper. Yani burada dediğin gibi Seleznova falan oynadığında o tarz şeyleri biraz bırakmak lazım. Hani bırak özel istediği yerden vursun. Ya yani frikiklere bile karışmayın yani. Bırakın topun başına geçiyorsa özel vurur. Emirhan'a bırakmayın hepsini. Ya bu sene taktiğin olabilir senin maç başı ama bırak yani. Bu sene şöyle bir sene. Süper Lig'den farklı olduğu için Bursaspor'un hedefi ilk 6. Olursa ilk 2. Yalçın koşu kabağında kendini ispatlama senesi. Yalçın Hoca teknik direktör olacaksa bu sene olacak. Süper Lig seviyesinde Bursa olacaksa. Bursaspor'da başarısız olursa eğer Yalçın Koşukavak hiçbir zaman Süper Lig seviyesinde bir hoca olamaz. Kesinlikle katılıyorum. 2 kere 2 4. Bir sonraki önümüzdeki sene Giresun'u çalıştırır, ondan sonra Bayrampaşa'yı çalıştırır, ondan sonra Kastamonu'yu çalıştırır. İnandırıcı olması gerekiyor. Yalçın Hoca'nın da kendini ispatlaması lazım. Selçuk Erdoğan'ı da, sportif direktörü de sene sonu değerlendirebiliriz. Yalçın Tabii. Hoca'yı da sene sonu. Büyük resmi aslında sene sonu bakmamız lazım. Ama şu anki mesajlar puan durumu olarak kötü değil. Kötü değil ama oyun olarak daha üstüne koymamız gereken çok şey var diye düşünüyorum Tolga. Tabii ben de yani onu söyleyeyim, ben puan olarak bakıyorum şu an. Çünkü benim için bu senenin hedefi Süper Lig'e geri dönmemiz. Yani bu ilk iki sıra, biri de olur iki de olur hiç fark etmez benim için. O yüzden ben tabloya bakarak bu performansı başarabiliyorum. Evde bir şekilde mesela Balıkesir maçı en kötü oynadığımız maçtı. Dediğim gibi Burak golü atsa çok farklı şeyler gene konuşuyorduk yani. Kazandığımız için farklı şeyler konuşuyorduk. Ben bu sene biraz sonucu odaklı bakacağım. Senin dediğin işi Süper Lig'de biraz daha top oynamak, taktik varyasyonlarını. İnşallah çıkarız. Yalçın Hoca'yı Süper Lig'de de görürüz yani takım başında. Benim Tabii inşallah. Çünkü Yalçın Hoca'nın ben gerçekten her hafta söylüyoruz. Futbolu bildiğine inanıyorum. Bir şeyler yapmak istediğine, ispatlamak istediğine inanıyorum. Teoriyle pratik arasındaki farkı Yalçın Hoca da aslında kendi içinde bir sınav veriyor şu anda. Tabii ki de. Hangi seviyede? Antrenörlük seviyesi hangi seviyede? Onu da göreceğiz. Şunu da ekleyeyim Bursaspor maçı ile ilgili. Ekle, Bolu'ya geçelim artık. Anlara takılmayalım diyoruz. Hani Burak Kapacak o golü atabilir de, kaçırabilir de diyoruz. Ama o kadar basit değil diye düşünüyorum. Çünkü futbol zaten an oyunu Tolga. İbrahim Çolak, dünya jimnastik şampiyonumuz vardı geçtiğimiz aylarda. Manşet olan bir cümlesi vardı. 50 saniyede biliyorsun altın madalyayı aldı. Ben o 50 saniye için 19 yıl çalıştım dedi. İşte. Açıklaması. Ama bazen Burak Kapacağ'ın o karşı karşıya kaçırdığı pozisyon için antrenmanlarda 10 saat, 20 saat, 30 saat çalışırsınız. Ya, o kadar basit bir pozisyon değil. Bazen bir an olur, o an üstüne dizi çekersiniz, belgesel çekersiniz, roman yazarsınız. Ben de son bir şey söyleyeyim o pozisyonla ilgili. İlk yarıda bir pozisyon oldu. Hani pozisyon foul ya da offside nedeniyle kesildi. Burak hatırlıyorsan girdi, çat diye çatala attı topu. Hani sayılma, yani oyuncu zaten o hakem önceden ki onu nasıl güvenli vuruyor? Ama o pozisyonda heyecanlı. Hani genç oyuncu olmasının biraz da baskısıyla orada kaçırdığını düşünüyorum. Yavaş yavaş Bolu Spor maçına da girelim. Zaten son düzlüğün içerisindeyiz. 4-5 dakikamız var. Bayağı hızlı geçirdik. Bolu Spor da ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi. Puan durumu aldatmasın. Bu ligde her deplasman çok zor. Pazar günü 16.30'da Bursa Spor Bolu Spor deplasmanına konuk olacak. Ufak yorumunu ve skor tahminini alayım Tolga. Yani gene puan durumu baktığımızda 9 puan toplamış. İstedikleri gibi değil. Zaten Bolu Spor her zaman sezon başı böyle bir iyi takımlar kuruyor. Hani her sene playoff iddiasıyla geliyor. Spor gibi. Aynen hani geliyor. İlk sezon başlangıçları kötü oluyor. Sonra toparlayıp işte playoff'a oynamaya çalışıyorlar. Oralara yakın oluyorlar. Bu fırsatı değerlendirip oradan ben kazanmamız gerektiğini düşünüyorum. Hani zorlu bir maç olacak kesinlikle ama İşte senin dediğin gibi artık Yalçın Hoca'nın kendini ispat etmesi bu gerekiyor. Bu takımın kendini ispat etmesi gerekiyor. Balıkesir'le Selezno bence 11 başlar. Geçtiğimiz hafta Özer sarı kart cezalısı. Geçtiğimiz hafta evinizde Balıkesir Spor'u yenememişsiniz. Taraftarınızı üzmüşsünüz. Hani oyun da kötü. İyi ciddi eleştiri almışsınız. Yani bu oyuncu kadrosunun, teknik heyetin kendini ispatlama maçı olarak görüyorum. 2-0'da kazanırız diyorum yine. Zor bir deplasman. Umarım senin dediğin gibi olur. Pazar günü 16.30 dediğim gibi Özer Urmacı cezalı. Kadroyu konuşursak ben Seleznom'un bir şekilde 11'e döneceğini düşünüyorum. Recep yine Yalçın Hoca'nın vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Burak Altıparmak da bence Bursa Spor için çok önemli bir oyuncu olacağını yokluğunda anlıyoruz. Evet. Olduğu haftalarda çok hazırdı. O da büyük ihtimalle milli takım arasından sonra milli dönecek. Takım arasından sonra. Selçuk dönüyor. Sarı kart cezası sona eriyor. Savunma herhalde oturdu. Şehbu Diyarı, Anıl Lato bozulmaz gibi duruyor. Ben de Bursa Spor'un 1-0 kazanacağını düşünüyorum Tolga. Kazanmalı çünkü 15 gün milli takım arası var. Milli takım arası var. O milli takım arasına biraz daha takımı kendine inanmış olarak. Igor'da döner diyorum ben de 11'e. Seleznov Igor çıkar. Burak. Orta saha Selçuk, Aykut, Recep. O şekilde Bursaspor 1-0. O şekilde geride sağlam dururlar alır biraz. Diyorsun.
Doğukan'dan da alalım skor tahmini kameraman arkadaşımız. 1-1. Doğukan geçen hafta da Bursaspor'a puan kaybettirmişti evet. Maalesef. İyimser değil. Son zamanlarda Anıl 2-0 Bursaspor diyor. Evet. Anıl tabii Mutlu Göztepe İlhan Palut'u getirdi. Trabzon'u yendiler. Burada geçen hafta söyledik İlhan evet. Palut sen gelmeli çok, diye. Çok ben seni dinliyorlar. İyi bilgilerim var. Derin bizim derin. Programımız etkili bir program. Evet, biliyorsun derin Tolga. Futbol. Var mı eklemek istediğin son cümle? Yok, Süper Lig'i hiç bahsetmiyoruz o zaman. Süper Lig'i çünkü görüşürüz niye bahsetmiyoruz? Benim tahminlerim tutmuyor. Evet. Seninkiler tutuyor. Biliyorsun moralim benim bozuluyor. Son iki şeyimde Leicester Southampton deplasmanında puan kaybeder demiştim. Evet. 9-0 yendi. Ondan sonrasında Antalya Gençler Birliği'ne kaybetmez demiştim. Evet. Gençler Birliği'de 6-0 yendi. Ben ondan sonra aynen böyle devam edelim. Tahmin yapmayı tamam. Bırakıyorum artık Süper Lig maçlarına. Çok teşekkürler Tolga. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Biz de aslında seninle son düzlüğe giriyoruz. Evet. Yavaş yavaş. Bakalım iki haftamız daha var gibi duruyor. Çok teşekkürler değerli izleyenler. Bizden bu akşamlık bu kadar. İyi geceler.